Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ee, oyun odası sergimiz devam ediyor ve sergimizin yeni etkinlikleri de devam ediyor. Bu ee, bu akşamda e, hem e, Koray Birant hem eee Oytun Kal bizlerle olacak. Oytun Hocamızın moderatörlüğünde Koray Birant'ın oyun teknolojileri ile ilgili olan e, bağları, çatışmaları, merakları, değil mi? İlişkilerini bugün konuşacağız. Hem de i, i, hem de işleri üzerinden de muhtemelen birçok şey paylaşacak. Ee, diyerek bir yandan dediğim gibi cumartesi yine bir atölyemiz var. Haftaya da son 3 etkinliğimiz olacak. Ee, 18 Mayıs'ta e, maalesef. Çok hızlı geçirdim Zeynep. Yani sergimiz kapanıyor ama umarım e, çok güzel bilgi oldu. Biz de e, gerisini getirmek istiyoruz. E, keyifli e, sohbetler, e, seyirler. E, seans sonrası bir soru cevap kısmı da olacaktır. Ben burada topu Oytun Hoca'ya atıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuğumuz Koray Birant. Ayaklarına sağlık abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, henüz gezme fırsatın olmadı ama Zeynep Hanım'ın, Güven Hocam'ın birlikte kürasyonunu yaptığı bu sergide aslında oyun teknolojilerini hem sanat amaçlı kullanımı yanı sıra hem de zaten mevcut oyunların içerisindeki sanatsal öğelere değinen pek çok iş var, örnek var. Hatta bunun yanı sıra biraz belki artık çok kullanılmayan bir tabir ama ...maşinima başlığı altında aslında oyun teknolojilerinin kullanılarak üretilen e, sinematik videolar, içerikler hı hı. gibi bir takım konseptler de var sergimiz dahilinde. Valla senin çalışmaların hepsiyle örtüşen ufak tefek noktalar barındırıyor. İstersen hani ben senden bir girizgah rica edeyim çünkü ne kadar meraklı, ne kadar çalışkan ve hatta bütün bu öğrendiklerini hemen bir ürüne çevirmeye çalışan birisi olduğunu biliyorum, görüyorum. Bizlere de sağ olsun Koray Brand çok destek oluyor. Üniversitemiz kapsamındaki ıı, hareket yakalama teknolojileri dersimiz kapsamında. Yani motion capture ekipmanımızı kendisi de bir benzerini kullanıyor. Ve sağ olsun arada gelip öğrencilerimizi silkeliyor. <laughs> Çocuklar elinizin altında bu kadar güzel ekipmanlar varken daha çok çalışıyor, daha güzel işler üretiyor olmalısınız diye ...hatırlatmalarda bulunuyor sağ olsun. Hatırlıyorlar evet. mı? Yani o biraz galiba... ...okul sonrası dank eden bir konu <laughs> tabii olduğu tabii, için. Tabii tabii bizde de öyleydi. Evet biraz öyle bir şey oluyor ama... ...hani desteğin için her zaman çok teşekkür ederim. İyi ki buradasın. Sözü bir sana devredeyim sonra aramızda sohbetle tamam. devam ederiz. Yani aslında şöyle... ...hemen bir cümle... ...düzeltme değil de yerini değiştireceğim. Kullandığım bu... ...yeni teknolojileri ürüne dönüştürme gibi bir çabam olmuyor aslında. Şimdi biraz tersten başlayacağım. Ben hobi olarak uğraşıyorum bu işlerle. İşte mesela şurada gördüğünüz benim Twitch'te yaptığım bir üç boyutlu avatarımla biraz daha etkileşimin olduğu yayınları tamamen hobi amaçlı yapıyorum. Sonrasında burada edindiğim bilgi birikimi ne müşterilerim görüyor ve o müşteriler benim onu ürüne Çevirmemi istiyor ki benim hayatımda yaptığım her işte de, yani fotoğraf da dahil olmak üzere video, film de dahil olmak üzere hep hobi olarak uğraştım ve o hobi on, onun sonrasında, hobi sonrasında bir şekilde işe dönüştü. Ama orada da şöyle bir kötü durum var. O hobiden ne zaman işe dönüşürse de bende de bir soğuma oluyor. <laughs> çünkü işin içine başka parametreler giriyor. O parametreler de gerçek hayat parametreleri, revizyon müşteri istekleri vesaire vesaire gibi. Bazılarında icra edebiliyorsun, bazılarında edemiyorsun. Ama genel anlamda çok mutluyum çünkü ben yani üniversitedeyken de, onun öncesinde çocukken de hep bu konulara ilgim vardı. Yani ben fotoğrafçı olmadan önce e, aslında film tarafıyla uğraşıyordum. Daha çok tanıtım filmleri falan yapıyordum. ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bazı projeler yapıyorduk. Ya da Ankara'da Devlet Opera ve Balesi için daha böyle visual art kıvamında işler yapıyorduk. Sonrasında üniversite hayatında gece hayatı, yoğun bir gece hayatı neticesinde Ankara'daki gece kulüplerine ee, görsel. görsel yapıyorduk. Yani hmm. bugün aslında sanat diye adlandırılan birçok şey bu particle animation'ları falan filan biz kulüplere işte böyle reactive engineler kullanarak müziğin işte hertzine göre hmm. bir nevi Winamp plugini bilmiyorum burada Winamp'ı yakalamış, yaşı yatan arkadaşlar var mı? Yeni Hemen bir oradan bir, bir beyefendi çıkacağız. kafasını salladı. Evet yenisi çıkıyormuş. Ee, yani hep bir şekilde teknolojiyle iç içe oldum. Biraz tabii bölümümün de etkisi var. Ben iç mimarlık girişliyim. Ee, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. orada da bizim AutoCAD laboratuvarımız vardı. Ve benim ben o laboratuvara girdiğim anda aslında galiba hayatım 180 derece değişti. Ki onun öncesinde de ben fizik okumak hayaliyle üniversite sınavlarına girip kendimi bir anda iç mimar buldum. Yani hayat her zaman farklı kapılar açıyor. Bazen işte o rüzgara bırakıp eğlendiğin, keyif aldığın kısma yoğunlaştığın zaman birazcık da günceli, gündemi, teknolojiyi takip ediyorsan kendin her zaman farklı eğlenecek yollar buluyorsun. Ben anda hep yollarımı seçerken hiçbir zaman yani para için değil hep ben bundan keyif alıyor muyum diye yapıyorum. Muhtemelen de o iş, ürettiğin şeyi aşkla yaptığın zaman da mutlaka ve mutlaka o ürünü satın almak isteyen birileri oluyor. Nitekim bak tam de denk geldi. Ben bu Pixelverse yayınlarını yapıyordum. Sonra bir ajans geldi ve dedi ki LG, global LG, yeni bir OLED ekranı için bir lansman yapacak. Ve senin bu projeni görmüşler. Böyle bir ortam tasarlayalım dediler bu monte adada. Birazcık daha distopik, cyberpunk. İşte ortaya böyle traslar kuruldu. Yeni ekranları oraya monte ettiler. Şu biraz patlıyor galiba arada. Ee, ve dediler ki senin bu Twitch'te yaptığını kapalı devre seçilmiş bir 400 kişi davet edelim. Hem orada ekranlar, bu ekranlarda sen yan odada ol. Oradan insanlarla in etkileşime geçebil. ...küçük bir app'imiz vardı, o app üzerinden soru soruyorlar... ...ve 3D Avatar'la oradaki kalabalık konuşabiliyordu. Ve LG geldi, bu işi direkt şeye çevirdi. Nitekim yine Damat Twin projesi var burada. Aslında ben bu markayla normal, konvansiyonel fotoğraf çekerken... ...o Metaverse hype döneminde... ...ya acaba biz tamamen içeriğin 3D olduğu, dijital olduğu bir... E, ...reklam kampanyasına mı girsek dediler... Ee, ve bu ilk versiyonuydu. İkincisi daha şık oldu. Bunu sonra oyunlaştırdık. Hatta insan küçük bir kapsül koleksiyon yapıldı. O kapsül kapsül lans kapsül koleksiyon lansmanında da e, kampanyanın oyununu oynadılar. Bu da oyundan bir parçaydı ve bir, bunları yaparken de tamamen Unreal Engine oyun motorunu kullandık. İşte Marvelous Designer diye kıyafetleri tasarladığımız bir program. Olmazsa olmazımız Blender ve tabii ki de ilk ee, sensin harekette kalma teknolojilerini kurduk sizin de kullandığınız. Ee, bunlar eğlenceli işler ya. Ellerine sağlık çok keyifli işler. Aslında hani bizim aramızda şu an oyun tasarım bölümlerinde öğrenci arkadaşlarımız ya da oyun girişimcisi olmaya çalışan pek çok arkadaşımız da var. Ve istiyorlar ki onların da hani mesela Steam'de oyunları olsun. Senin şimdiden iki oyunun var <laughs> evet. Evet. Oyuncuk diyelim. Evet, onu da çok mütevazi bir şekilde dile getiriyorsun. Bir tanesi Mr. Photographer. O dönemde daha henüz çok Unreal'a girmemiştin. Ben o Unity ile, evet, Unity ile yazmıştım onu. Onu da 2018 miydi? 19. Ya ben her sene, araya pandemi girince yapamadım ama her sene şey yapıyorum. Benim bir YouTube kanalım var, belki biliyorsunuzdur. Orada da ben bir şeyler paylaşıyorum. Sizler de sağ olun, beni destekliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ve haliyle bana bir takım markalar geliyor. Ben bunu iş modeline çevirmedim. Yani YouTube'dan burada çok açıkça söylüyorum. Ben buradan hiç 1 lira para kazanmıyorum. Onun haricinde community nasıl besleyebilirim diyorum. Ve her sene bu yaptığım yarışmada diyorum ki Asus gel. Hadi bu kadar video içerik ürettik. Şimdi senin elini cebine atma vaktin geldi. Benim 4 tane bilgisayar sistemine ihtiyacım var. Fuji bak o kadar şey videonuzu çekiyorum, anlatıyorum size. Bana ekipman ver, kamera var onu ver, bunu ver. İşte sonra biz bir yarışma yapıyoruz. Mr. Photographer ilkiydi bunun. Ee, çok basit bir platformer oyunuydu biraz. Mario Brothers kılıklı. Ee, ve orada ay sonunda birinci olana, ikinci olana, üçüncü, ilk ona ödüller dağıtıyoruz. Bu sponsorlardan aldığımız e, bütçeler ve ekipman desteğiyle. Bu son yaptığım e, neydi? Technofumer'da. Aynen ee, şeyleri influencerları, youtuberları patlattığımız oyunda da, onda da bir ay boyunca yine aynı şekilde ilk onun ödüller kazandı, aynı zamanda da günlük achievement'lara göre kartlar topluyorsunuz. Bunu da bir NFT platformuna bağladık. Orada e, kart kazanıyorsun. O kartları birleştirerek Farklı farklı ödüller de kazanabileceğin, herkesin bir şekilde oynayarak, eğlenerek kazanabileceği bir community give back projesiydi aslında. Ee, güzel de oldu, güzel de tepki aldı. Ama Steam'e sonradan çıktım. Çünkü Steam'e çıkmayı bilmiyordum. Yarışma bittikten sonra Steam'e çıktım. Mersem çok kolaymış yani. Oralara da girmek gerekiyormuş. Evet Ya yarışma diye nitelendiriyorsun ya oyuncuk diyorsun evet. şimdiki gibi. Peki Takip edebiliyor musun? Hani oyun dünyasına neler dönüyor? Bu girişim oyun girişimcisi olmaya çalışan arkadaşlarımız hangi yollardan geçiyor? Çünkü şu an verdiğin örnek bile aslında bu teknolojileri kullanarak burada kendini dönüştüren, sürdürülebilir ekonomik modellerle birlikte hani bir girişimcilik boyutunu da bize vurgulamış oldun. Hani sadece o sponsoru çağırmak işte müşteriye direkt ürün üretmesen bile müşterinin ilgisini çekebilecek şeyi sen kendi komünitene sunman sonrası müşteriyi çekebilmek aslında çaktırmadan falan gibi hani o girişimci e, parlak yaklaşımını da burada vurgulamış. Ya aslında oldum. çok kötü bir girişimciyim yani başkası olsa herhalde buradan güzel bir araba ev almış olurdu <laughs> ben. Ya demek ki daha fazlası için merakın için yatırım da yapıyorsun diyelim biz öyle oldu. Yani. <laughs> evet evet işte iksense para veriyorum ona para veriyorum bilgisayara para veriyorum. Yani işin şeyi şöyle aslında oyun dünyasıyla çok bir alakam yoktu. Şöyle, şöyle vardı. İyi bir oyun oynayıcısı değilim. Yani ben en son Starcraft, Warcraft'te ya da işte Wolfenstein'da falan kaldım. Ee, çünkü vakit isteyen bir şey. Ve hmm. benim e, hani günlük rutinim, Batuhan burada biliyor. Yani ben gemiyi en son terk eden e, ve gemiye ilk gelen insanlardan bir tanesiyim. Gemi dediğimde ofis. E, geç yatıyorum, çok az uyuyorum. Eve geldiğimde evde de çalışmaya devam ediyorum. Yani biraz benim hayat tarzım aslında. Üniversitede böyle öğrettiler bize. Biz de böyle hayatımıza devam ediyoruz. Bol kahveli, çubuk krakerli bir hayat yaşıyorum. Ee, şeye gelince ya oyun oynayamadım. Fakat görsel yani artistik anlamda elbette ki takip ediyorum. Ee, yani nasıl bir artistik... direction var? O, o taraf nereye doğru gidiyor? Ne zaman bu realizm Hollywood'u tehdit etmeye başlayacak ya da Hollywood mu acaba birazcık daha oyun çünkü şöyle de bir durum var şu an ben çok alakasız bir sektördeyim ben moda fotoğrafçısıyım şu an büyük markalara fashion label'lara baktığımız zaman oyun ekonomisi onların hepsinin iştahını kabartıyor baktığınızda işte Balenciaga gidiyor Fortnite'la kolaborasyon yapıyor digital e, dijital kıyafetleri oyuna entegre ediyor ve oradan bir satışa dönüyor. Bunu aynı şekilde e, Final Fantasy ile e, Louis Vuitton'un galiba bir kolaborasyonu vardı. Ya yani böyle inanılmaz fazla kolaborasyonlar var. Bir de e, şey in-game purchase'lar anlamında yani ileride göreceğiz bu büyük moda markalarını. Yani gidip de H&M'dan bir şey alabileceksin ama muhtemelen o H&M olmayacak. Da H&M'in kurduğu başka Hani daha kreatif, daha çılgın, daha ne bileyim hayal edemeyeceğiniz türde asetler satın alabileceğiniz o marketplace'lere bu markaların gireceğini biliyorum. Hı -hı. Çünkü yani bilmek için çok da şey, böyle şey olmana gerek yok. Biraz H&M'in online alışveriş sitesini takip etsen orada da görüyorsun artık dijital kontent geliyor. Ee, geçen seneki kış koleksiyonunu H&M full 3D karakterlerle yaptı. Hmm. Yani benim fotoğrafçılık tarafında icra ettiğim meslek de belki bir form faktör değiştirecektir diye düşünüyorum. E burada da herhalde Türkiye'deki en şanslı kişilerden biri ben olacağım çünkü bu alanlara ilgim, alakam e, ve heyecanım olduğu için. Evet burada farklı teknikleri de bir arada kullanıyorsun. Mesela hani buradaki bazı işlerde LED ekranlı virtual production sistemlerini kullandığını da görüyoruz. Yani sanal mekanların, yani oyun motorlarında üretilmiş mekanların e, aslında orijinal çıkış noktası daha çok video wall olarak kullanmakken, sen bazen sabit backgroundlar ile fotoğraf çekmek şeklinde bile yenilikçi kullanımlar şeklinde bile. Ya aslında o yenilikçilik asırtın. değil, o biraz bütçeyle doğru Limitler orantılı. Yani. E, evet, yani çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta bir Unreal'da bir environment yapmak, bir environment ile çalışmak. Çünkü benim ya, şimdi ben bunları evet yapıyorum. Burada gördüğünüz her şey de aslında benim ürettiğim kendi yani environment dizaynından tut modellemesine kadar karakter animasyonuna kadar tek tabanca hepsiyle kendim hobi olarak uğraşıyorum. Ama biz işte şimdi bir ipek yol, bir network kampanyası çektiğinde şimdi benim orada e, yönetmen sıfatıyla olmam gerekiyor. Evet. Çünkü bir işi execute ederken yani şey gibi bir durum yok. Sen orada ajansla konuşuyorsun, müşteriyle konuşuyorsun. Gerçekten bir set yönetimi oluyor. Ve set de e, yaptığınız işin yüzde doksanı belki idare etmek üzerine oluyor. Şimdi benim orada bir teknik operatör gibi ya da bir kreatif direktör gibi varlığımı sürdürmem çok zor orada hakikaten benim çektiğim şeye, o duyguya alabiliyor muyum? Hayal ettiğim dünyayı yakalayabiliyor muyum? Monitörün arkasında konsantre ya da deklanşörün arkasında konsantre olmam gerekiyor. O yüzden de ekiplerle çalışman gerekiyor. Hem o ekibi bulmak, hem onu yönetmek, hem tabii bunların da bir bütçesel maliyeti oluyor. Onu da markalara ödetebilmek, hele ki bu kadar yeni bir dünyada hiç bilmedikleri kavramlar zaten bunu anlatmak ve sorumluluğunu almak bile hı hı. mesela bu İpek Yol kampanyasında e, bunları LED'de çektik MGX Stüdyo'da orada bile markayı anlatırken şeyi hayal edemiyor ya orası nasıl gözükecek hı hı. nasıl olacak ya bu orada olacak mı olmayacak mı çünkü televizyon reklamı kampanyası bu sadece prodüksiyonel olarak düşünmemek lazım. Belki oradaki televizyon medya satın almalarıyla beraber 30-40 milyon TL'lik hatta daha da fazla milyon TL'lik bütçelerin sorumluluğunu almaktan bahsediyoruz ve çok yüksek çözünürlükte televizyonlarda da tüketilmesi gerekebilecek bir şey. Evet ben ama işte orada sonuçta. Unreal Engine mükemmel. Mesela ben hani Blender'da konvansiyonel animasyon yapmıyorum. Her şey Blender'da yapıyorum. Mesela birazdan gelecek Pentia yaptığımız bir anime kampanyası vardı. O Pent anime kampanyasında ben brief'i aldım. 4 saat sonra demo attığımda inanamadılar. Çünkü normalde sen Blender'da geldim. İşte bu bunu attım. Bu testi attım kendilerine bu danslar bu değil de başka bir tane hazır aset danslar kullandım. Sonra işte dans fabrikadan Aslı geldi. Dansları kaydettik. Batuhan kendini gördün mü orada? Ee, sonrasında da göreceğiniz işi ya yani benim üretmem iki hafta mı kaldı? Aldı. Normal konvansiyonel animasyonda iki haftada bu türde bir iş çıkarmak imkansız hmm. ve tek kişi. Yani buradaki önemli. Ve burada dikkatinizi çekeyim. Kıyafetler, burada en çok vakit alan şey dinamik kıyafet simülasyonlarıydı. Bunların hepsi Marvelous Designer diye dünyanın en problemli, <laughs> dünyanın en çok çakılan programında bu simülasyonları yaptık. Bazen işte dans ederken eli kıyafete bir takılıyor. O meş bir anda havada uçmaya, örümcek ağına evet. dönüşüyor. Parmakları kes, bilmem ne yap, eli birazcık daha aç bir sürü iteration yapmak zorunda kaldık. Ona rağmen iki haftada çıkmış bir iş. Kıyafet tasarım kısmına sen girmiyorsun. Marka temsilcileri tabii orada herhalde. Hayır hepsi bizde. Hı, yine hepsi bizde. Uğraşmanız gerekiyor. Kim yapacak ki? Yani de henüz Kim artık. yapacak? Ya klo... Şimdi şöyle. Moda okuyan var mı aranızda? Ben ilgileniyorum. Var. Tamam. Şimdi fitting denilen bir durum var. Şimdi sen normalde bir kıyafet tasarladığında bir tane senin fitting modelin oluyor. Yani kıyafetin nasıl drape ettiğini, aktığını bir model üzerinde üretimden çıktıktan sonra onu bir fit ediyorsun. Hı hı. Diyorsun ki iğneliyorsun. Beli biraz daha kıvrılsın. Kol evini birazcık daha içe alalım. Ondan sonra omuz omuzu birazcık daha düşürelim. Yani şey yapıyorsun. Kıyafetin formunu gerçek model üzerinde oluşturuyorsun. Bizim demin mesela şeyde kullandığımız anime karakterleri vücut proporsiyon proporsiyonları normal insan proporsiyonunda değil. Zaten bilmiyorum kimlerle çalışıyorsun ama yani hiçbir markada yani yüzde %90 markada öyle bir üretim şeyi yok. Yani nasıl oluyor? Gidiliyor işte ...shopping deniyor ona... ...gidiyorlar markalardan alışveriş yapıyorlar... ...kıyafetleri açıyorlar... ...ondan kalıplarını çıkarıyorlar... Hı hı. ...ya da arşivleri oluyor markaların... ...o arşivlerden çıkarıyorlar... ...böyle her şeyi 3D yapalım... ...3D'den ondan sonra kalıpları çıkaralım... ...öyle bir üretim yok... ...yani panty işinde de... ...bize askıda ürünler geldi... ...biz onlara baka baka... ...benim karımın... da ...karım da moda tasarımcısı olduğu için... ...ondan destek aldım... ...o benim yanıma oturdu tamam bunu böyle al. işte eteğini birazcık daha aç. Drape'ini arttır. Kol evini birazcık daha içeri çek diye. Çünkü hmm. o da çok teknik bir olay. Ee, neyi nereden çekeceğini, nereden iki milim genişleteceğini çok iyi biliyor olman lazım. Benim öyle bir bilgi bir kim olmadığı için orada hani bana Aslı çok destek oldu falan filan. Öte yanda ama sinema ve fotoğrafçıktan gelen mesela kompozisyon ışık bilgini de bu araçlar sayesinde aslında oraya birebir neredeyse taşıyabiliyorsun. Ya zaten şöyle bu oyuncuk dediğim olayda ya benim mesela anlat yani bir oyun yapım şirketi görse herhalde bana bir taraflarıyla güler optimizasyon açısından mı kastın? Yok optimizasyon açısından değil. Benim ilk Unreal'ı açıp ilk yaptığım şey güneşimin açısını yerleştirmek. Ondan sonra o güneş açısına göre kademe kademe environment'ı hmm. işte gö bur buraya gölge düşsün. Buraya tamam bu gölge düştü burası koyda kaldı. Buraya bir pozitif negatif alan ilişkisini destekleyecek bir bright color koymam gerekiyor. Falan. Yani aslında resim yapar gibi oluyor. Optimizasyon falan en son. <laughs> e, tabii hani nihai hedefte sonuçta çok optimize bir steam oyunu olmadığı Evet gibi. ama orada da çok büyük bir ders aldım. Aslında ben bu dersi almıştım da unutmuşum. Hmm. Oyun çıktı. Tabii ben 40 zengin bilgisayarıyla bu her oyun, şeyimi... Şimdi Fumer bu. Görüntü evet, Fumer bu. Sonunda da gameplay'den sadece 4 bölüm gelecek. 8 level'dan oluşuyor. Ee, yaklaşık olarak aslında A noktasından B noktasına speedrun yaptığında... Galiba böyle 92 saniyede falan bitirenler vardı oyunu. Speedrunlar. Speedrun'da ama full skora, perfect skora kasanlar yaklaşık olarak 1 dakika 30, 1 saat 32 dakika falan sürüyordu. Full ve şey yok, checkpoint yok yani öldün mü en başa bir daha dönüyorsun. Evet, çok eğlenceliydi. Ya biz Discord'da falan çok eğlendik Güzel. bu süreçte. Neyi anlatıyordum ben ya? kompozisyon bilgini, ışık bilgini buralara da taşıyabilmek. Ha ilişkili. optimizasyona geldim. İşte mesela oyun çıktı, yarışma başladı daha doğrusu. Abi ben oynayamıyorum. Abi ben oynayamıyorum. Abi ben oynayamıyorum. Abi niye oynayamıyorsun? Oynayamazsın tabii. Çünkü ben 4090'a göre yapmışım. Hmm. Şeyi öğrendim mesela Steam raporlarını aldım. Dünyada en çok kullanılan 1650 diye bir kart. Hmm. Yani 1000 serisi kartlar. Haydi, optimizasyon yok. Ondan sonra DLSS. Fakat tabi 1000 serisi kartlarda DLSS çalışmıyor. 2080 kartlar olması lazım. Hemen FSR AMD yardımımıza koştu. Bir sürü optimizasyon. Kemik sayısını düşür. Hmm. Ee, şeylerin, NPC'lerin işte poligon Şey var, bu sırada hiç optimizasyon yok değil. Var. Tabii ki de level of detail. 4 level, level of detail olmasına rağmen e, mesela palmiyeler. Ben orada hiç istemiyorum onların love poly gözükmesini. Hmm. Onların o saçaklık işte orada buradan ödün ver. Oradan tamam işte şunu şöyle yap bunu böyle yap. Görünmeyen objelerin e, uzaktaki objelerin bilmem nesini düşür. E, hadi daha az ağaç olsun daha bilmem ne. Kırpmalar başladı. Mutsuz bir şekilde kırpmak zorunda kaldım. O bana mesela muazzam bir ders oldu. Sonra optimizasyon üzerine İspanyol bir oyun firmasından danışmanlık aldım o, ee, orada da çok şey oldum. Çok fazla şey oldum. Ama bu oyun sürecinde yemin ediyorum sizin üniversiteye herhalde 6 ayda bitirecek kadar bilgi birikimini aldım. 5 kilo verdim. Gece gündüz uğraşmakta. Ama bu işler de başka türlü olmuyor. Nitekim yarışma bitti. Hemen ya bu bilgiler tazeyken benim şey bir hayalim vardı. Ee, şey oluyor. First Person Shooter'lar her zaman daha avantajlı oluyor. Hmm. Bu oyunda da aslında Maze Runner var. Biraz strateji var. Yani puzzle çözmen gerekiyor. Ve, ve alacağın puanları nasıl alacağını biraz hesaplaman gerekiyor. Eğer ilk ona oynuyorsan. Ee, platformer var. First Person Shooter var. Ee, farklı janraları içinde barındırıyor. Ama bir, hep bir şey var. Telaş ve stres var. Bir sonraki oyunda dedim ki ben daha böyle open world, açık dünya. Birazcık daha rahat rahat oturacağın, eline Xbox kontrolerini ya da işte şeyini alacağın, e, gamepad'ini alacağın türde uzun sürede kompetitif olacak bir oyun tasarlayayım dedim. Onu yazdım, çizdim biraz. Hemen yapmaya başladım. Sonra dedim ki bir dur ya. <laughs> hani YouTube videosu yapmayı bıraktım, fotoğraf He. çekmeyi bıraktım. İş reddetmeye başladım. Biraz para kazanmam da gerektiği için bir durdum. Çünkü zaten hemen çıkmayacağım. Gelecek seneye de yine bir hmm, devam eden bir proje. Ede ed ed edecek. Ya yani Pixelverse hani uç şimdi burada uçak kalkıyor gidiyor ya onun geldiği bir open world olacak. Ee, orada aslında benim yayınlarımı yaptığım environment'ta böyle hikayeli, tatlı bir oyunumuz olacak. Oyuncuk. Pixelverse'ün de hani o NFT dünyanızda bir bağlantısı vardı galiba bildiğim kadarıyla. Pixel. Bir, isimli böyle bir Discord. Yok bir o şey. benimle alakalı değildi bir lanet ara. olsun ya. Bir evet. ara bir içinde evet. gözüktün sanırım. Evet. Ya. ya ben orada, ya ben bu community işlerine çok inanıyorum. Çünkü bence şu anki en büyük gençlerin problemi de community. Yani şöyle ben kariyerime baktığım zaman, ee, ve şu an böyle bizim görsel sanatlar, iş, görsel sanat işiyle uğraşanlar, daha doğrusu tasarım işiyle uğraşanlara baktığınız zaman genellikle bizim okuldan çıkma tipler. Böyle bir Ankara hegemonyası var. Ee, ve herkes birbirini tanıyor. Bir şekilde herkes birbirine dokunmuş oluyor. Şu anki kuşakta özellikle bu dijitalleşmeyle beraber okul biraz önemini yitirmiş durumda. Okula pek uğramıyoruz gibi. Okul birazcık daha... Ya beklentiler değişmiş gibi. İnsanlar okuldan şey bekliyorlar. Ya yani ben mezun olduğumda beni 10 numara bana ayda 15 bin euro maaş verecek kıvama getirsin gibi bir şey bekliyorlar. Halbuki okul o değil. Okul sana öğrenmeyi öğreten bir kurum. Ee, ve orada o vesileyle aynı amaç altında buluşmuş bir takım insanlar var ve orada siz ortak akılda bir araya geliyorsunuz. Birbirinizden bir şeyler öğreniyorsunuz. Beraber bir şeyler yapmayı öğreniyorsunuz. Hayatınızda görmeyeceğiniz bir takım insanlarla diyalog kurmayı öğreniyorsunuz. Beraber proje yapıyorsunuz. Aslında gerçek hayatın simülasyonunu sana okul veriyor. Ben bunun biraz kaybolduğuna inandığım için... Hmm. Community, insanlar birbiriyle... Discord'umun amacı da oydu. Yani insanlar bir araya gelsin. Yani bir bir yazılım mühendisiyle bir 3D artistin aynı ortamı paylaşabileceği community ihtiyacı var. Benim de öyle bir beklentim vardı ama maalesef o orada olmadı. Biz Discord'da mümkün olduğunca onu götürmeye çalışıyoruz. Burada sergi içerisinde de mesela Baglab Tekmer'de ön inkübasyon programında henüz şirketleşmemiş ama işte programdan mezun olmuş arkadaşlarımızın bazı işleri sergileniyor. Orada dediğim modele çok benzer bir takım uygulamalar çıktı. Yani arkadaşlarımız üniversite kapsamında belki bazıları bitirme projelerini yapıyor oluyor. Ve bu projeleriyle okul sonrasında ciddi düşünerek artık hani biz bunu nasıl bir girişime doğru evriltebiliriz? İşte ilk profesyonel yayınlanacak ürünümüzü nasıl çıkartabiliriz? Nasıl şirketleşip bunu global pazarda yayabilir ve işte arkasını getirebilirizin Cevaplarını da bulmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da tabii ki... E, aslında ekonomik bir takım koşullarla da ilişkili bazı durumlar var. Yani arkadaşlarımız bir an önce artık o verdikleri emeğin karşılığını görmekle ilgili de bir ihtiyaç halindeler. Hani sabır. Yani şöyle Umut sabır. Oluyorlar. Çünkü ya ben şu an 48 yaşındayım. Geçen işte Bilkent'teydim. Ve hakikaten inanılmaz duygulandım. Çünkü şeyden ya okey ben yine o öğrencilik çağımı mükemmel geçirdim. Ya ben hmm çalışmadım. ya yani yaptım tabii ki de arada freelance işler yaptım ama ben kampüste yaşıyordum. Keşke o kaybolan yıllarımı geri verseler klişesi var ya. Yani onu çok arzu ettim. Ve çünkü çalışacaksın. Ya ben biliyorum ben 70 yaşıma geldiğimde de yine çubuk krakerle sabahlıyor olacağım. Zaten ömrün sonuna kadar şey çalışacaksın. Ömrün sonuna kadar sabahlayacaksın. Ve şu da var. Yani Emin adımlarla, keyif ala ala ilerlemenin, evet biraz daha zaman alıyor ama bence başarı birazcık daha sağlam geliyor. Öbür türlü fazla hayal kırıklıkları oluyor, beklentini yüksek tutuyorsun, ee, para kazanmak için yaptığında zaten mutlaka ve mutlaka e, depresyon garantilidir o yöntem. Onu söyleyebilirim, çok fazla örneği var. Birazcık daha öğrenerek, keyif alarak sabırla ilerlemek gerekiyor. Senin işlerin aslında o anlamda da arkadaşlara çok güzel ilhamlar verebilecek işler bence. Şu açıdan kastediyorum. Çünkü burada oyun teknolojileri ya da oyun tasarımı, oyun geliştirmeye dair edinilen bilgi birikimi pek başka çok alanlar. başka alanlarda da kullanılabilir. Ve bunu en güzel gösterenlerden Ki biliyorsun. bu hızlı bir şekilde de ülkemizde de o ihtiyaç oluyor. Şimdi Türkiye'de iki tane X XR Stüdyo diyorlar. Hı -hı. Bir şeyim var. Mgx ve EMN. Evet, EMN değil mi? EMN'nin var ve MGX'in var ve ben... Şimdi şöyle bir durum oluyor. İlk böyle teknolojiler geliyor. İşte böyle old school, boomer görüntü yönetmenleri geliyor. Yok ya bu olmaz diyor. Ondan sonra işte ben geliyorum. Orada bir tane klip çekiyorum. Birkaç dergi işi çekiyorum. Ha olabiliyormuş deniyor. Ondan sonra başka klipler çekiliyor. Dur ya biz de bu teknolojiyi deneyelim diyor. Falan filan derken bir anda bu iyiymiş ya deniyor. Hmm. Onu gören başka görüntü yönetmeni, yönetmen falan oralara yönelince mantar gibi bu stüdyolar artacak. İlk başta hepsi ağlıyordu, iş gelmiyor diye. Şimdi boş stüdyo bulamıyoruz. Hmm. Ve, ve bana stüdyo vermiyorlar. Geçen gün şey yaptım, <laughs> sitem ettim yani. Şu an mesela boş saati olmuyor bu stüdyoların. Hmm. Boş, daha doğrusu boş günleri olmuyor. E, ne olacak? Bu stüdyo sayıları artınca... Environment artistler, 3D artistler, karakter artistleri, uh, asset creatorlar. Yani çok farklı bir anda hiç beklenmedik bir meslek dalı olmuş olacak. Evet. Ve, ve o taraf um, şöyle hani AAA stüdyosunda o da zor işte. Şimdi kuracağım cümleyi çok dikkatli kurmam gerekiyor. Yani hani mobil oyun tarafından çalıştığında orada da bir banka memuru gibi Çalışabilirsin yani öyle evet, sonun öyle olması çok kuvvetle muhtemel yani sürekli aset üretiyorsun sürekli crate üretiyorsun kılıç yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun yani e, ama öbür tarafa girdiğinde hiç hayal edemeyeceğin dünyaları senden yaratmanı isteyecekler o da çok eğlenceli bir dünya olabilir ki olacak da yine. Hazır stüdyolardan bahsetmişken Virtual Production stüdyoları az önce söylediğin hani o Unreal açar açmaz ışığı yönetmekle ilgili konuya ben dönmek istiyorum. Aslında o Virtual Production stüdyoları da gerçek aktörlerle, aktrislerle, modellerle çalışırken sana benzer bir kontrol imkanı sağlıyor ışık açısından. Muazzam benim gibi ışık yapmaktan nefret eden bir insan için muazzam bir imkan ki yani benim... Ben bayağı bir çektim. Yani 7-8 tane o stüdyolarda çekim yaptım. Işık kullanıp, ışık yapıp hep her seferinde ışığı kapattırdım. Yani ışıksız çektim. Çünkü LED'ler de gittikçe gelişiyor. Ve o gelişen LED'lerden aldığın nit oranı arttıkça bir de tabii duygusu falan da çok daha başka oluyor. Hava kararınca otomatikman ışık kararıyor. Bir anda buradan güneş doğduğunda buradan daha sıcak tonlu bir ışık gelirken oturup bunları yapmaya kalktığında ışıkla vakit eşittir nakit olmuş oluyor. Ya bunlar gerçekten inanılmaz teknolojiler. Bir de çok gecikmeden odadaki fil hikayesine dönelim. Yapay zeka meselesi. Tamam. <laughs> Bana aslında geçenlerde şöyle bir şey söylemiştin. ben bir dönem çok yakın zamana kadar gelecek keşke biraz daha genç olsaydım diyordum ki hani bu tür teknolojileri rahat rahat kullanabileyim, daha rahat uzun uzun yıllar geçireyim ama bu yapay zekanın gelişme hızını gördükten sonra Eyvah dedim bu gençler hani 3 5 sene sonra ne yapacak? Hayır ya, hayır öyle öyle değil de o cümle. Onu <laughs> çarpıttık. O şöyleydi. O tek, aslında tek... bir Skynet göndermesi. Aranızda <laughs> Terminatör hayranı olanlar var mı? Ben onlardan biriyim. Yani. Bu işte Boston Dynamics ne yapıyor? Robotları çıkarıyor, yürütüyor, iki tekmeliyor falan filan. Ben de sürekli Boston Dynamics'in altına troll gibi yapmayın, yapmayın. Bunlar delil, ileride bunlar biz delil olacak ve o yani ben soğuk metali hissetmek istemiyorum <laughs> diyordum. Benim aslında şeyim sözüm onaydı. Yani ileride bu robotlar bunun intikamını alacaklar gibi bir esprili şey vardı. <laughs> Benim EA ile ilgili düşüncem şu. Ya, ya yani bunu çok defa anlattım aslında. Ee, çok basite indirgeniyor ee, ve sanılıyor ki bir gün gelecek ve biz iki tane tuşa basacağız Text ve video. bir Hollywood filmi ortaya çıkaracağız ve yaşasın ben o zaman keşfedileceğim. Ben de bunu düşünen arkadaşlara şunu söylüyorum. İyi de kardeşim bir tek sen yazamayacaksın ki ben de yazabileceğim. Yani her 20 doları veren, her 12 doları veren bu araçları kullanabilecek bu ara yani bu programlar AI'de de ne dersen de bunlar araç arkadaşlar amaç değil. Yani bunu ben de kullanabileceğim. Peki ya ben senden daha iyi kullanırsam sana ne olacak? Ve şu da var. Nasıl NFT hype'ında gördük bunu. Herkes sandı ki bu ne ya? Bu, bu Sanat dedikleri şey basit abi. Bunu ben de yaparım. Ben de 5 Eteryum'a satarım dedi. Evet, evet. Herkes oraya girdi. JPEG eşittir art zannetti. Halbuki bilmiyor ki 1952'den beri dijital sanat diye bir şey var hayatımızda. Yani bilgisayarın keşfiyle beraber insanlar zaten bunu ben sanat üretmek için kullanabilir miyim diyor. Friends'in bir bölümünde e, 90 94'te falan Joy gidiyor dijital sanat satın alıyor. Evet. Ve bu hype'a dahil olup ve bu hype'a yine dahil olup zengin olma hayaliyle sanat eseri aldığını zanneden eğitimsiz bir sürü gözde bir sürü para kaybetti. Çünkü bunun nedeni oraya bir altına hücum gibi bir durum oldu. Herkes sanatçı oldu. Herkes kolektör oldu. Fakat işin komik yanı neydi biliyor musun? NFT olarak yani Ethereum altyapısı kullanılarak e, NFT ile yapılan digital art dünyadaki digital art satışlarının sadece yüzde beşiydi yani yüzde 47.8 gibi bir şeyiydi ve yüzde 4.78'i gibi bir rakamdı yani dijital sanat hep vardı siz yani siz derken halk şey sandı bunu yüzde yüzü burada dönüyor sandı ve o hype girdi oraya. Ne oldu? Aldılar, şey yaptılar. Sonra doğa seleksiyon ve filtrasyonla beraber yani Refik Anadolu bitti mi? Hmm. Bitti mi? Hayır bitmedi. Hatta bir sürü de yeni sanatçı da kazandık. Ama çoğu çöp oraya girdi. Parayı vuranlar vurdu. Kaptıranlar kaptırdı. O, orası dijital sanat bitmedi yani. Evet. Orada ponzi şemaları falan zaten. Çok tabii güzel. tabii, tabii. Yani o, o yüzden de şeye geri gelirsek, AI tarafına geri gelirsek de ge geri gelirsek, AI de şu an çok fazla hype'lanıyor, çok fazla konuşuluyor, çok fazla tık alıyor. İnsanlar bununla ilgili başlıklar atıyor. Hollywood bitti, bilmem ne bitti, fotoğrafçılık bitti. O bitti, bu bitti. Tabii ben yazılım tarafıyla ilgili bir akkam kesemem. Çünkü dediğim gibi ben bu tarafla hobi olarak konuş ilgileniyorum yazılım tarafıyla ama görsel sanatlar ve tasarımla ilgili şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Ee, yine asıl olanı insan oluyor. Çünkü benim gözüm orada. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna. Girdik promptları, 20 tane görsel ürettik. Şimdi eğitimsiz göz bakıyor. Ee, hatta bir örnekle bunu şey yapayım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ee, içerikleri üretiyor Ozan. Hmm. Ozan Siyah. Ben onunla arada bir didişiyorum Twitter üzerinden. En son... Dur, e Cigolini şarkısını yaptı falan kendi kendi çok tuttu bu. Çalgıcı karısı Bin Naz'ı böyle bir opera şeklinde söyletti. Ya onu falan. bilmiyorum da ben şey yaptı bir tane İstanbul Diorama'sı yapmış. Hmm. Ee, dört tane görsel üretmiş. Ben de klasik bir ajans e-mail'iyle Twitter'ın altına cevap verdim. Ozancım ellerine sağlık harika olmuş. Ufak <laughs> e, üç, iki tane yorumumuz olacak. Böyle gelir. <laughs> Önce şeydir o, beğendik demen gerekir. Ondan sonra 4, 4A4 revizyon gelir. Ben ya da çok gaddar davranmadım. Şey yazdım, ışığı birazcık daha golden hour'a çekebilir miyiz? Çok sert olmuş. Böyle daha 20 derecelik tam gün batımı, böyle tatlı bir sıcak tonda olsun. Trafik çok fazla olmuş. Araba sayısını azaltalım. İnsan sayısını da yer yer bölge bölge arttırabiliriz gibi bir şey yazdım. Hmm. Hemen abi dedi. 15 dakika sonra görüntüleri koydu. Çok affedersiniz bok gibi. Ben de altına tam yazarken kendi yazdı. Abi AI yapamadı yazdı. Ben de hayır yazdım. Ozan Siha yapamadı yazdım. Çünkü burada siz gerçek hayatta bir şey ürettiğiniz zaman hesap verebilir... Lilik çok önemli. Bu ne demek? İşin bir sorumlusu var. Yani birine hesap sorulması gerekiyorsa bir iş başarısız olduğunda onun bir muhatabının olması gerekiyor. Ve bu muhatabın da e, o muhatabı da seçerken sizi sadece saçınızın rengine, gözünüzün rengine göre seçmiyorlar. Sadece fotoğraf yeteneğinize ya da video yeteneğinize göre seçmiyorlar. Siz bugün bir kampanya çektiğiniz zaman ajansın senior creative direktörüyle konuşuyorsunuz. Onun altında kendini ispatlamaya çalışan junior creative direktörün egosuyla uğraşıyorsunuz. Orada müşteri tarafında pazarlama iletişim direktörü oluyor. Onun asistanı oluyor. Herkes kendinin ne kadar bilgili olmak olduğunu gösterme çabasında olduğu bir ortamda fikirlerin bazen akıllı fikirlerin bazen salak saçma fikirlerin havada uçuştuğu bir yerde birinin o orkestrayı yönetmesi gerekiyor. Bir kondüktöre ihtiyaç var. Orada da marka ya da ajan sizi seçerken bu sıfatlarınıza göre de seçiyor. Bugün belki ben Türkiye'nin en iyi fotoğrafçısı değilim ki hiç de öyle olduğumu düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum. Markalar beni seçerken Kıvanç Tatlıtuğ'yla, Murat Boz'la, ıvır zıvırla, şimdi celebrity dünyasında yaşıyoruz ya. Beni seçerken beni bu insanları idare edebildiğim ya da çekilmesi planlanan fikri bu insanlara ikna edebileceğim ve uygulayabileceğim için de seçiyorlar. Sadece artistik ya da bakış açımdan dolayı seçmiyorlar. O yüzden bu AI'ye yine geri geldiğimizde eğitimli göz olman gerekiyor. Şimdi bu eğitimli göz, nasıl oluyorsun eğitimli göz? Nasıl oluyorsun? Ya yani prompt girerek olmuyorsun. Prompt girmek zaten operatörlük. Muhtemelen de ileride yarın öbür gün fotoğrafçılık biterse benim Titrim muhtemelen fotoğraf direktörü olacak hmm. ve ben oraya nasıl bir fotoğraf hayal ettiğimi bir takım operatörlere söyleyeceğim. Onlar benim için üretecek. Ben yine kazanan olacağım çünkü orada 20 doları veren bir operatör gidip de Gucci kampanyasını ya da bir Akbank kampanyasını tasarlamayacak. Yine orada eğitimli, bu işlerden anlayan. 40 yaşını devirmiş, hayat deneyimi olan, tecrübesi olan, biriktirmiş olan, 3 tane müze gezmiş, 10 tane galeri gezmiş, 20 tane sanat kitabı okumuş bir tane adam olacak orada. Bu AI onu öldürür mü falan filan. Evet bir takım insanları mesleğinden edeceği kesin ama o eğitimli gözler değil. O yüzden de okulumuzu okumaya devam edin. Endişeye gerek yok yani. Birazdan arkadaşlarımıza da dönmek istiyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız yavaş yavaş el kaldırabilirler. Belki mikrofon da döner. Ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum kendi aramızda. Şimdi bu teknolojileri kullanarak aslında bu serginin de konusuyla örtüşecek gibi biraz daha böyle sanatsal anlamda daha dolu, daha zengin kabul edilebilecek. Hani kişinin hayattaki anlam bulma çabasına belki yardımcı olabilecek, bunu besleyebilecek ya da birilerine bir şeyler, bir davranışlara yürünme noktasına ilham olabilecek işler üretmek adına da e, bu teknolojiler pekala kullanılır. Her biri zaten bahsettiğim gibi araçlar. Sen de biraz öyle bir yerden de gelen bir boyutun var. yani Sinemayla başlayan bir yolculuk var. E, ara ara böyle ya şöyle bir iş yapayım gibi hani işte ne bileyim yine bir maşinima ya da interaktif experience diyebileceğimiz ama senin daha böyle meselen olan bir şeyi vurgulamak adına daha özgürce hareket etmeyi düşündüğün projelerde var mı? çok kişisel bir soru olarak böyle ortaya. Yani şöyle merakla. Yani ben ben öyle function e çalışmıyorum. Yani hı hı. şöyle oluyor. Ben dizi izliyorum. Hı hı. Bir belgesel izliyorum. O belgeseli izlerken aklıma bir şey geliyor. Onun üzerine araştırmaya başlıyorum. Ya da ne bileyim hani şöyle bir derdim yok benim. Allah'ım ben bir uzun metraj film yapıp toplumsal işte sosyolojik ekonomik sıkıntılarımıza değinip oradan bir mesaj vermek istiyorum gibi bir kaygım yok. Ben işin gerçekten eğlencesindeyim. Yani bir şeyler üretip ondan keyif alabiliyorsam o o anlamda hani manevi tatmini yaşayabildiğime inanıyorum. Ama İleride ne olur, ne biter onu bilmiyorum. Güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorularımız var mı seyircilerimiz, katılımcılarımız arasında? Şimdi ilk arasında. başta çekingen oluyor. Ondan sonra soru bitmiyor. Evet, teşekkür ederiz. Mikrofonu da verebilir arkadaşlarım. Biz duyarız ama kayıtta olduğu için mikrofon olması iyi olur. E, bu yaptığınız, şu an yeni girişimde bulunduğunuz en azından bu e, Yapay Zeka Olsun, bu uh, Blender, Unreal Engine vesaire girdiğiniz projeden başlangıcı hobiyle olduğunu söylediniz. Ama diğer kısımda yaptığınız meslekte de bir gelir o, e, elde ediyorsunuz. Hani dediğiniz gibi bunları yaparken biraz da para kazanmam gerektiği dönemler de oluyor. Ama buna da gece gündüz çalışarak vakit harcıyorsunuz. E, peki o para kazanma gerektirdiği dönem ve hobiniz arasındaki o dengeyi nasıl sağlayabiliyorsunuz? Hani bir disiplininiz, bir stratejiniz, herhangi bir şeyiniz var mı uyguladığınız bir yol gibi? Az uyuyarak. <laughs> Abi bu sefer de Gün, günde dört saat yine, yine yetmiyor ya. Yani. Hayır şöyle, e, yani dört saat uyuyorsunuz ama günün geri kalanında buna ne kadar vakit harcıyorsunuz? Diğerine ne kadar vakit harcıyorsunuz? Şöyle, e, ağırlıklı buna harcıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ben aslında anladım senin sorunu da <laughs> kibarca cevap vermeye çalışacağım. Şöyle, yani ben de anamın karnından bunları yaparak doğmadım. Yani bu bir süreç, bu bir yolculuk ve uzun bir yol bu. Ben öbür taraftaki mesleğim, asıl mesleğimde orayı master ettikten sonra bir takım şeyler artık refleksle dönüyor. Ben eskiden fotoğrafın argesine nasıl bir şey çekeceğime, onun ışığına belki haftada dört gün kafa patlatıyorken şu an iki haftada belki bir saat kafa patlatmam yetiyor. Eskiden ben toplantılara girerken çalışırdım. Yani Moodboardlarım olurdu hazırlardım referans şöyle bir kadınım var benim şöyle bir cilt tonu istiyorum saçı şöyle olacak şöyle bir dünyada çekeceğim bu kadının profilinin tanımlamasını yapardım 30-35 yaş kurmuş yıllık geliri şu kadar falan otururdum böyle bayağı o kadının ekonomik özgürlüğünden tut okuduğu kitaba kadar tasarlardım ve müşterime onu öyle anlatırdım. Fakat tabii büyüdükçe, kariyer olarak büyüdükçe ne oluyor? Şimdi benim prodüktörüm var ve o prodüktörüm de e, gözde. E, o da artık benim stilimi, tarzımı bildiği için birçok şeyi benim için halledebilir hale geliyor. Mesela bir, bir image research diye bir şey var bizde. Oturuluyor, işte referans görüntüler toparlanıyor. O referans görüntüler bir havuzda birikiyor. Sonra ben bu olsun, bu olmasınmış falan filan diyorum. Oradan birazcık daha şu tür görsellere ihtiyacım var diyorum. Oturuyorum benim onun mood board'unu yapmak. Şimdi Apple'da Freeform diye bir app var. Freeform'da iki dakikada tık 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 yan yana koyuyorum. eskiden onları InDesign'da yapıyordum. Şimdi Freeform çünkü daha sunum halindeydi. Şimdi müşteri benden onun şeyine bakmıyor. Formatına bakmıyor. Fikrimle daha çok ilgileniyor. Freeform'da sunuyorum. ve toplantıya hazırlıklı olmama da gerek kalmıyor. Çünkü top, müşteri mesela şey diye benle toplantıya giriyor. Koray'la bir, bir toplantı yaparken zaten o bir tane fikir söyler ve biz onun üzerine ilerleriz diyor. E öyle olunca ben kendime çok fazla zaman ayırabiliyorum. Şimdi mesela son iki buçuk haftadır uçak simülatörüne geri döndüm. Uçak uçuruyorum yani. Çünkü bu tara yani para kazanacağım mesleğimle ilgili artık şey doygunluğuna geldim. Daha az vakit harcayarak aynı parayı kazanabiliyorum böylelikle hobilerime daha fazla vakit ayırabiliyorum. Ama bu hemen olmuyor. Yani biraz daha az uyuyacaksın başlarda, ee, daha az, daha çok uyuyacağını hayal edeceksin. Ama bitmiyor. O kadar öğrenecek şey var ki. Unreal'ı biraz durmamdaki sebep de şey oldu. Hani dedim ya hemen giriştim ikinci oyuna, üçüncü oyuna. Sonu da yok. Çok hızlı. Abi sonu yok yani. Her gün bir şey okuyorsun, her gün yeni Hı -hı. bir şey çıkıyor. Bak ben. E oyuna başladığımda 5-1 ile başladım. Hmm. Sonra bıraktım. 5-2 çıktı oyunu tasarlarken. 5-3 çıktı ee, ve oyun iç, o, o bir ay içerisinde de herhalde 30 update falan çıktım. O sırada 5-3-2'ye falan çıkardım. Hmm. Oyun bitti. 5-4 çıktı. Hmm. Bir sürü yeni özellik, bir sürü şey yani çok okuman gerekiyor. Bir de tek tabanca olunca, solo developer olunca bu sadece unreal ile sınırlı kalmıyor ki. Öbür tarafta bu işin blender'ı var, marvelous'ı var, motion capture tarafı var. motion builder kullanıyorum ben, o taraf var. Cascadeur diye yeni bir takım AI yani motion capture'ın üzerine AI ekleyebildiğin şeyler var. Öbür tarafta bir yandan muveyi takip etmeye çalışıyorsun, hmm. dünyada ne oluyor denemen gerekiyor. Ya bir de okuyarak öğrenemiyorsun ki bu işleri. Bir işte kullanmakla okumak arasında da fark oluyor. Çok kalem var. Ama böyle ya. Hep böyleydi. Yani ben ben üniversiteden mezun olduğumda da böyleydi. Yani o zaman tabii şeydi. Hani AutoCAD 10 vardı. AutoCAD 11 çıktı. Windows diye bir işletim sistemi çıktı. Ya biz okurken işletim sistemi yoktu. Bana FreeDOS işletim sistemi değildir diyen var mı? Burada öyle bir tartışmaya girmişti. <laughs> hani biz o zaman DOS'la çalışıyorduk yani. Exe dosyasını çalıştırarak AutoCAD'de çizim yapıyorduk. Hadi onun üzerine işletim sistemi geldi. Öbür tarafta Mac'ler oldu. Bilmem ne oldu falan. Yine hep öğrenecek çok şey vardı. Bitmiyor yani. sorusu olan arkadaşım varsa el kaldırabilir. Ben o arada biraz fazla değinmediğimiz için hazır video açıkken sorayım. Ee, pek bu ...virtual YouTuber, virtual streamer olmak meselesine çok değinmemiş olduk aslında. Orası hakkında ne düşünüyorsun? Denedin ama hani onu düzenli bir içerik üretme aracı olarak da kullanmıyorsun. Ya tabii. ben, benim ne YouTube'um ne Twitch'im aslında düzenli içerik üretme şey değil. Orası hmm. benim... E, ör, ...yani öğrendiklerimi hmm. ve deneyimlerimi de. aktarma platformum. Şimdi bir fotoğraf çekimini kaç kere aktarabilirim... Hmm. Ya da ne bileyim bir oyunla ilgili bir şey ne kadar aktarabilirim? Ee, orada da bir limit var. O yüzden gitgide içerik şeyim azaldı. Şimdi ayda bir falan atıyorum. Hmm. Ya da başka şeylerle ilgilendiğim için şimdi. <laughs> orada da tam hareket çekiyor. Ya bu bunun nedeni şu. Eldiven giydiğinizde en zor hareket bu hareket. Çünkü precision'ı o hareket gösteriyor. Twitch canlı yayında da sürekli şey soruyorlar. Abi hareket çekebiliyor musun? Abi hareket çekebiliyor musun? Onun nedeni de o yani. <laughs> Öyle mi? İşte evet. Tamam o zaman sen konuya benden daha fazla hakimsin. O precision'ı göstermek için çünkü o parma yani şey çok zor eldivende. Siz de biliyorsunuz yani. biz hatta geri verdik bir tamire gitti şu an. Evet. Sıkıntılar ee, bitmiyor. Soru? Ben Sorumuz söyledim. var mı? Ha, buyur Pelin yani de bizim ee, öğrencilerimizden mezunlarımız. Merhaba. Ee, projelerinize ilham ararken hangi platformları kullanıyorsunuz ve e, kendi plat, e, kendi projelerinizde kendinize nasıl bir deadline yapıyorsunuz ya da onu o projenin management'ını nasıl ayarlıyorsunuz? Hani yazıyor musunuz bu tarihte bunu bitirilecek vesaire diye? Tabii yoksun. tabii. Zaten biz şimdi şöyle zaten iş geldiğinde ya, bu hobi olanlar için diyorum. <laughs> Sıfır time management. <laughs> Tamamen keyfi her şey. Ee, ya Ama tabii mesela o yarışmada vardı. Yani yarışmada ki onda da yani bir 3-4 ay gecikmeyle yok 3-4 ay abarttım. Bir buçuk ay falan gecikmeyle çıktık. Ee, çünkü onda da şey oldu. Karakter first person shooter'dı. Dedik ki cuma günü yarışma başlayacak dedik. O sırada bu bir tane şey oldu. Gamest mi? Evet. Orada oraya, oraya Gamest'e gittim. Orada bir tane third person bir tane oyun gördüm. Ya bizim bu oyun biraz dandik gözüküyor galiba dedim ve ben first person'dan third person'a geçirmeye karar verdim. Ve bitmiş git e de Geist galiba. Gist. Evet, hmm. Gist for Ve bir yani yapılmayacak en büyük hatayı yaptım. Yani bir first person'dan third person'a değiştirmek bütün mekanikler değişti. Bütün bütün mimarisi değişmek zorunda kaldı. Orada bir bir buçuk ay attı her şey. Başka bir sürü problemle karşılaştık falan. Tamamen şey aslında. E, ama yani yine bir deadline falan koyman gerekiyor tabii o kadar da değil. Yani sonuçta bir YouTube videosu yapacağım zaman da mutlaka bir deadline'ım oluyor. Çünkü Öbür tarafta da bir normal hayatım olduğu için ona göre, onun aralıklarına göre mutlaka oturtmam gerekiyor. Bir zaman planlaması yapmam gerekiyor. Ama benim asıl zaman planlamam e, fotoğrafçılık ve yönetmenlik tarafında. Benim bütün e, booking e, şeyim var, menajerim var benim. O zaten markalarla görüşüyor, işte bütün deadline'ları planladığı için... Biz çok iyi bir calendar kullanıcısıyız. O takvimde her şeyim yazıyor. Dişçiye gideceksem, kaç arası gideceğim, işte toplantıya gireceksem onun alarmına kadar kurulu oluyor. Gözde o tarafları hallettiği hmm. için ben de aralara kendi kişisel projelerimi araya serpiştirmeye çalışıyorum. Ama tabii yani benim hobi olarak yaptığımı baz almayın. Sonuçta sizin ana mesleğiniz olacağı için orada bir işe başlamadan deadline ne zaman revizyon ne zaman işte toplantı işte PPM denilen pre-production meetingler falan onların hepsinin çok iyi planlanıp zaten projeye ona göre başlayıp başlamamak gerekiyor. Peki ikinci, ikinci bir sorum vardı platform ilham ararken atıyorum Pinterest veya ArtStation gibi yerlere mi bakıyorsunuz yoksa direkt random hangi siteden ilham alabileceğiniz bir Fotoğraf varsa gördüğünüz zaman hani o şekilde mi bakıyorsunuz? Yoksa belli yerlere mi giriş yapıp hani Şöyle, bakıyorsunuz? Şöyle, benim e, bir klasörüm var. E, nasıl anlatacağım bunu? Şimdi mesela şey izliyorum. Mandalorian'ı izliyorum. Orada görüyorum. Apple TV'de izliyorum Mandalorian'ı. E, indiremiyorsun videoyu. Torrent'e giriyorum. Torrent'ten indiriyorum onu. Oradan screenshotlar alıyorum. Kategorilerim var, taglerim var. O taglere göre hep bu filmlerden, dizilerden, işte Obi-Wan'dan mesela çok fazla environment tasarımı şey hmm. aldım. Onları böyle klasörlüyorum. Ee, bu şu da oluyor. Telefonum benim en büyük not şeyim. Bir yere gittiğimde bir şey görüyorum. İşte Bursa'da Commerce'a gidiyorum mesela Paris'te. Orada sergi gezerken. Orada ne bileyim bir eser görüyorum. Onun fotoğrafını çekiyorum. Orada da albümlerim var. Inspiration albümlerim. Taglere bölünmüş. E, tagden kastım da keywordlerim var aslında. O, hemen o kategoriye atıyorum. Onları böyle biriktiriyorum. E, şeyde Mubi'de şey belgeseli var. E, John Galliano belgeseli. Mutlaka ve mutlaka herkesin izlemesi lazım. Inspiration üzerine bence süper bir belgesel. Ee, bir de yine Disney Plus'ta Light and Magic diye bir belgesel var. Mutlaka ve mutlaka onu 150 kere falan izlemeniz gerekiyor. Ki e, orada çok güzel alt metinler var. Hani ilhamla ilgili merak ettiyorsanız iki tane öneri vereyim. Teşekkürler. Bir şey o, Sana zor gelecek o mikrofon. Merhaba. Merhabalar. İç mimarlık mezunu olduğunuzu söylediniz. Evet. Şu an moda sektöründe çalışıyorsunuz. Ben de iç mimarlık mezunuyum. Şu an ben de dijital modayla ilgileniyorum. Size şöyle bir soru soracağım. Benim yaşadığım bir sıkıntı. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir animasyonlar yapıyorum. Kıyafetler tasarlıyorum. Farklı markalardan teklifler alıyorum. Fakat siz dediniz ya demo attığınızı söylediniz. Size sürekli revizyonlar geliyor mu? Şurayı şöyle yapsak? Bu işi böyle kullansak? Bunların önüne nasıl geçiyorsunuz? Yani Son hali bunu nasıl diyebiliyorsunuz? Of, yine zor <laughs> soru. Ee, bana ya, genelde sıfır revizyon politikasıyla çalışıyorum. Ee, çünkü e, zaten bana geldiğinde ürünle çok ilgilenmiyorlar. Yani e, nasıl söyleyeyim? Mesela ben fotoğraf çektiğimde de ya bu kırmızıydı ceket, niye bu biraz bordo olmuş sorusunu ben şey almıyorum. Çünkü orada fotoğrafın alürüyle ilgileniyorlar. Yani fotoğrafa bakan kişinin imaj olarak ne hissettiğiyle. Zaten bir ara Türkiye'de çok saçma bir tabir vardı. İmaj fotoğrafçısı, katalog fotoğrafçısı. Ben imaj fotoğrafçısı kategorisine giriyordum. Yani benim çektiğim fotoğraf belki moda fotoğrafı ama sadece close-up detay. Peki iç mimarlıktan bu alana nasıl kaydınız? Ben söylediğimde çok alakası iki alan olduğunu söylüyorlar. Ya kız arkadaşım, o zamanki kız arkadaşım fotoğrafa meraklıydı. Ben de fotoğrafa merak saldım <laughs> ve gerçekten böyle, hakikaten böyle. Yani o zamanki kız arkadaşım yüzünden fotoğrafa merak saldım. Ve ben bir ruh hastası Başak Burcu olarak, bundan da eleştirmişler beni. Yani astrolojiye nasıl inanabilir böyle bir adam diye tamamen esprisine söylüyorum onu. Titiz ve şey, e, detaycı bir adamım ondan sonra bir baktım ev karanlık odaya dönüşmüş. Her şeyi çekiyorum falan filan ve sonra o yolda baş koydum da fotoğrafçı oldum. Ama ben fotoğrafçı olmadan önce zaten film çekiyordum. Film çekmeden önce de ben zaten karakter animasyonu ile uğraşıyordum. Yani ben üniversitede AutoCAD'le tanıştıktan sonra o dünyalara çok merak saldım. Hatta bizde bilgisayar çizimi yasaktı. Final jürisini bırakın yani aradaki midterm projelerde falan her şey rapido ile çizilmesi gerekiyordu. Ve ben ısrarla her şeyi e, bilgisayar çizimi götürüyordum. Ve benden puan kırıyorlardı. Hmm. Ama orada mesela şey algısı oturdu. Ya tamam çünkü şeyden dolayı yasaktı. Başkasına çizdirebilirsin projeni falan diye. O dönem zaten bilgisayar çizimi yapabilen bir tek ben vardım. O yüzden okeylemişlerdi. Ben dördüncü sınıf bitirme projemde... ...normalde e %70 paftalardan böyle 50 pafta falan asılır final jürisine. Her şeyin detay çizimleri, 1 bölü 20 ölçekler, 1 bölü 100 şey... ...çevresel tasarım da vardı bizde, environmental design... ...onun environmental projeleri falan filan böyle hakikaten korkunç bir şey. Ve şöyle oluyordu, bizim stüdyolarımız çok büyük bir kentteki stüdyolarımız... ...mesela bu duvara asılıyor... Bu duvar asılıyor, bu duvar asılıyor. Jüri bu tarafa bakarken o sırada buradaki hazırlık yapıyor. Buranın jürisi bitince hocalar buraya dönüyor. O sırada bur buraya hemen başka bir sıradaki öğrenci asıyor. Benim duvarım bomboş duruyordu. Ben kolumun altında bir tane projektörle geldim. Hmm. Koydum ve 3D'de sundum. Ve mekanın içinde gezdirdim. Bu dediğim işte 98'de hmm. falan bir kare render'ın yani çok basit bir renderın 24 saat sürdüğü falan bir dönem. Ben kare kare projenin başından beri renderlar aldım. Ve ben o zaman karakter animasyonuna merak saldım. Ee, ya bunlarla insan hareket ettirebilir miyiz, dinozor yapabilir miyiz falan diye. Ben öyle başladım. Aslında ben fotoğrafçılığa gelene kadar farklı ceketlerim vardı aslında giyebileceğim. Sonrasında bütün bunları birleştirerek işte hayal ettiğim dünyayla karşılaştım hem environmental design yapıyorum. Interior architecture pek yapmıyorum ama environmental design yapıyorum. Hem karakter animasyonu yapıyorum. Hem film yapıyorum hem de bunu yaparken birazcık daha fotografik, daha artistik bir dünyanın içinde yapıyorum. O yüzden çok beni eğlendiriyor. Siz karar verin. Yakındaki arkadaş. Sonra arkaya bir gönderin mikrofonu. Kuray abi, bazen yayınlarda bahsediyordun da oyun stüdyonu ne zaman kuracaksın? Ya onu demin <gülüyor> <gülüyor> konuştuk. Ya orası da zor bir dünya ya. Yani biraz girdim o dünyalara. Aa, şimdi çok deşifre etmeyeceğim ama e, stüdyo kurmak istediğimden çok emin değilim. ya yani bu Demin onu konuşuyorduk ya. Farklı alanlar var. İlla hani kalıplaşmış yöntemlerle bu dünyaları yaratmak Yani bir oyun motorunu illa oyun yapmak için kullanmaya gerek yok. Ya yani ben şu an yaptığım şey taraftan çok keyif alıyorum. Ee, bir oyun yapmak çok zor. Hele şu anki e, oyun kitlesini mutlu etmek çok zor. Yani şu an globalde oyun markalarına baktığında bitirmeden oyun çıkarma dönemi var çünkü inanılmaz baskı var üzerlerinde. üzerlerinde early hem ekonomikten prologular. ha early access'ler, prologlar Evet yani bir oyunu çıkarıyor. Ondan sonra beta, hala beta bug fix'lerle devam ediyor. O sırada işte geliyor insanla bir sürü şey var, editör var. eee ne onlara? Game reviewer'lar var. Onların ağzının içine bakıyorsun. Çok acımasız ve çok sert bir dünya. Ee, hiç bilmediğim o sert dünyaya girip. Bir de şu var. Ben niye filmden fotoğrafa geçtim? Onu anlatayım. Ee, bir Spielberg olmak, bir Lucas olmak ne kadar olası Türkiye'den çıkıp? Çok zor. Ama bir Steven Meisel olmak fotoğrafta bir Peter Lindbergh Lindberg olmak bir Bruce Weber olmak çok daha olası ki evet ben bir Spielberg olmadım fotoğraf tarafında ama ya ne bileyim B segment şimdi hiçbir yönetmeni oraya koymak istemiyorum ama ben B segment bir fotoğrafçı oldum dünyada büyük markalarla çalıştım. Bildiğiniz markalar Zara, H&M, Balmain, ondan sonra Rochas falan gibi büyük markalara çekim yaptım. Çünkü film çok büyük bir ekip yönetimi ve alanında senin kadar başarılı insanların ortak vizyonda buluşmasıyla o kalitede işi çıkarabiliyorsun. Fotoğrafta tek başına yapabiliyorsun. Yani tek başına ışık yapıp, tek başına fotoğraf çekip, iyi de bir modelin, iyi de kıyafetlerin varsa fark edilme olasılığın çok daha yüksek. Şimdi oyun tarafında da öyle. Şimdi ben oyun yapacak olsam ben tabii ki de hyper casual oyun yapmayacağım, mobil oyun yapmayacağım. Artistik tarafı yüksek. Kojima diyebilir miyiz? Yani o taraflarda olmak isterim. Triple A bir oyun yapmak isterim. Ama ben onu nasıl yapacağım? Hangi ekonomik güçle yapacağım? Geçen Mesut da bana aynı şey söylüyordu. Vallahi dedim yani yaparım oyun stüdyosu. Bana 300 milyon dolar yatırım yapmak isteyen bir Türk yatırımcı bulursan girerim dedim. Yani ekip de kurarım. Hakikaten iyi de ekip kurarım ama kimse bana o parayı vermez. Zaten niye versin ki bana? Yani portföyümde bunu yapabileceğimin şeyi de yok. Sadece böyle hakikaten süper angel bir yatırımcı bulacaksın, acayip zengin. O zaman belki girerim ama çok ütopik ya. Geçen sen de aslında demiştin o Enis Kirazoğlu'nun oyununu hani kazancını yorumlamıştın. Gerçekten çok düşük kalıyordu. Evet, yani bir de tabii o var ki onlar da küçük bir ekip yani onlar da kaç kişilik ekipte Enisler? Yani ondan azdır yani. Ne onu iki. ya iki ya da üçler yani Kişisel kardeşi bir zaten. bir kişi zaten. Evet bir kişi yani. Bir kişi. Ve şeye bakıyorum tabii Enis'in kendi söylediklerine bakıyorum. Beş sene de o parayı kazanıyorsan, e, tabi manevi tatmini konusunda hiçbir şey diyemem ama o ekonomik boyutta hemen başka meslek, hemen başka bir yere gitmek lazım. Ki onun çok büyük bir kitlesi var hani o tabi, yani falan. bir kere şeyi var yani o kadar büyük bir medya gücü var ki ben onu diyordum yani açıyorum Nintendo Türkiye paylaşıyor. PlayStation payla, PlayStation paylaşma, Nintendo paylaştı. IGN'lerde falan. Xbox yani. pay, Xbox mı paylaştı. ...yani büyük markalar paylaşıyorlar. Ee, her yerde etki gücü var. E, globalde. O o kadar güce rağmen kendi söylediği rakamlar baktım ve dedim ki ben oyun stüdyosu falan yapamam. Bir de sonuçta şey yapıyorsun. Pixel art, iki boyutlu bir oyun yapıyorsun. Yani ben belki yaşım itibariyle ömrüm Pixel Art'la geçtiği için ben Pixel Art görünce kusacak gibi oluyorum. Yani biz GTA'yı bile Pixel Art oynayarak başladık. <laughs> Doğru, İlk GTA, kuş yukarıdan ama. kuş bakışı Pixel Art'tı yani. Futbol oyunlarımız bile Pixel Art'tı. Emhu sakırlar falan Pixel Art'tı yani. Doğru. Hatta yani Space Invaders'lara falan gidersek iyice. Hmm. Durum böyle. Sağ ol Koray abi. sefer gidiyor artık. Bence gitsin arkaya artık ya Merhaba Merhaba ee, Si e, demin bir şey kıyaslaması yaptınız imkan kıyaslaması yaptınız kendi zamanınızı bu zaman arasında Peki bugün bir e, üniversite öğrencisi olsanız ve yine bu e, kreatif işlere giri, girişecek olsanız, kreatif alanda olacak olsanız nasıl bir akademik kariyer izlerdiniz bugün Yani okulda okurdum. Evet. Ya şöyle bir örnek vereyim, dedim ya geçen hafta Bilkent'teydim, Pazar günü Bilkent'teydim, Güzel Sanatlar Fakültesi sanki Pazartesi günü gibiydi. Hmm. Herkes stüdyoda, eğleniyorlar beraber proje çiziyorlar ve şey değil, final haftası falan da değil. Hmm. Ya bence doğrusu o zaten yani kampüste olmak e, ya İstanbul'un şöyle bir sıkıntısı var. E, bunu da aslında beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Zaman zaman söylüyorum. Ankara'da imkan olmadığı için öğrenciliğini öğrenci gibi geçiriyoruz. Tamam gidiyorlar belki yani, yani şey olmuyor. Gidim de bir ajansta çalışayım ya da gideyim de bir fotoğrafçının yanına gireyim dediğinde onun çok ilgisini çekecek düzeyde bir iş görme fırsatı olmuyor. O yüzden öğrenci gibi yaşıyorlar. Öğrenci kulüpleri projesi oluyor. Radyo Bilkent var, işte Bilkent gazete var, Bilkent bilmem ne kulübü var. Ee, YouTube kulübü kurmuşlar, içerik üretiyorlar, inanılmaz stüdyo kurmuşlar falan. Sürekli ve bu şöyle bir şey var. Mesela Radyo Bilkent geliyor, işte YouTube kulübüyle beraber beraber proje yapıyor. Gazete gidiyor işte YouTube'la proje yapıyor. Öbür taraftan bilmem ne kulübü var, sanat kulübü var. Beraber şeyler yapıyorlar. Projeler yapıyorlar. Kulüpler var. Aslında baktığında Amerikan üniversiteleri gibi. Orada da kulüpler çok önemlidir ya. Yani erif Samba kulübüne gidiyor. Oradan çıkıyor. Chess Club'a gidiyor. Oradan gidiyor. Sonra o satranç kulübündekiyle gidiyor. Proje yapıyor. Ve şirket kuruyor. İstanbul'da da şöyle bir şey var. Geliyor benim yanıma staja ikinci sınıf öğrencisi, Setebi geliyor, Irina Shayk karşısında duruyor. Sonra o çocuk bir daha tabii ki de okula girmek istemiyor. <laughs> Çünkü gidip de okulda arkadaşını çekmek istemiyor. Ya da bu, bunu çeşitlendirebiliriz. Ajansa giriyor. Orada ne bileyim işte Akbank reklamının çekildiğini görüyor. Orada Serenay Sarıkaya var. İşte bir film sesine gidiyor. Orada Kıvanç Tatlıtuğ'u görüyor. Bilmem ne. Gerçek hayatın o kadar erken tadına varıyor ki. Gerçeklikten kopuyor. Ve okulu kaybediyor. Okulu kaybettikten sonra bence hayatı kaybediyor zaten. Çünkü bence o yaş grubundaki karakter oluşumunun en kıymetli olduğu dönemde sen dışarı çıkıp kirleniyorsun ve zaten ömrün sonuna kadar kirlenecekken halbuki sen okuldayken başka dertlerin olması lazım. Ben bazen söylüyorum gülüyorlar. Yani üniversite öğrencisinin hayali ne olabilir? gece nerede partileyeceğiz? Bu gece nereye çıkacağız? Aa işte Selvi niye benden hoşlanmıyor? Niye platonik takılıyorum? İşte beraber okul projesi, beraber proje yapacaksınız. Beraber kopya çekmeyi öğreneceksiniz. Bunun için sistem geliştireceksiniz. Yani her öğrencinin bunları yaşaması gerekiyor. Şimdi sen bunlardan kopup, kopup bir anda bir adım öteye gittiğinde aslında arkada bir boşluk kalıyor. Ve temelin de o boşluk olunca o bina biraz sallanıyor ileride. O yüzden hani imkan meselesi falan filan yani imkandan kastın bilmiyorum bu muydu ama yani akademide yapacağın şey şu. Derslerine çalışacaksın. O dersten iyi not almaya çalışacaksın. Alamıyorsan kopya çekmeyi öğreneceksin. Ya da seni çalıştıracak arkadaş bulacaksın. Beraber grup project yapacaksın. Akşam dışarı çıkacaksın, eğleneceksin, maça gideceksin. İşte ne bileyim öğrenci ne yapıyorsa onları yapacak. Fazlasını yapmana gerek yok. Evet. E tabii ki de ilgili de olacaksın yani biraz. Yani i̇mkandan kastım hani çağın teknik imkanlarından. Mesela bu zamanda yeni çıkan teknolojiler açısından nasıl bir Mesela olacak? örnek ver. Yani yeni çıkan teknoloji. Mesela motion capture, yapay zeka gibi alanlar. Mesela işte Bahçeşehir'de motion capture ekipmanımız var. Sadece o dersi alan arkadaşlarımız kısıtlı imkanlar dâhilinde kullanıyorlar. Sen de hani geldin gördün. Abi kısıtlı imkan diyorsun. Pardon hangi üniversitede Xens Avinda var ya. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Hani arkadaşlar aslında tam kullanabilecekleri kadar neredeyse hani abuse edin bunu, kullanın, tepe tepe kullanın falan dememiz gereken noktada. Yani kimse her davranabiliyorlar. Kendi hocanızı dinleyeceksiniz. Ya. O ne yapın diyorsa onu yapacaksınız. Ya okulların hakikaten sunduğu imkanları da sonuna kadar kullanma becerisi önemli. Ya aslında. tabii ki. Şimdi şimdi ben tabii game development okumadığım için hani nasıl bunu proses edeceğini bilmiyorum ama biz de mesela MJX'te de partnerliğimiz var. Gidiyoruz, çekimler yapıyoruz. MJX senin zor buluyorum dediğin stüdyoyu bize bütün gün sizindir diye açıyor mesela. Yani Tabii şimdi şöyle, akademik requirement'lar var. Ne bileyim, bunu bir projede kullanman gerekiyor mu? Bir çıktısı oluyor tabii. E tamam, işte benim geldiğim diyorsun. jürilerde. Sonuçta onun için daha iyi content nasıl üretebilirsin? Ama ben bir eleştiri getireyim. Sana getirmiştim bu eleştiri. Evet, ben sizin birkaç tane final jürinize geldim. Ve büyük hayal kırıklığına uğradım. Elinizde böyle imkanlar var. Belki senin jürin değildir ama... <laughs> e, yani ne bileyim kendini nasıl geliştirebilirsin? Belki biraz sinematografiye bakabilirsin. Hani sinematografi 101 okuyabilirsin. Bir kamera nasıl kullanılır? Çünkü sinematik yapan arkadaşlar vardı. O sinematik yapan arkadaşlar da mesela kadraj bilgisi yok gibi bir şeydi. de. bir mekana girdiğinde, ben bunları okuduğum için değil, sonradan okuduğum için biliyorum. Şimdi burayı ne yapacağız? Filme alacağız. Yani burayı tasvirlememiz gerekiyor. Şimdi ben direkt Oytun'un yakın planıyla başlayamam. Önce izleyiciye biz neredeyiz? Geniş plandan bir ortamı göstermeniz lazım. Ha burada bir ne var? Seminer var. Ondan sonra izleyiciyi görürüz. Sonra konuşmacı, ana karakter kim? Oytun sen, sen. değil mi? Beni ya da Oytun'u bir gö gösteririz. Seyirci gözünden, seyirci point of view'ndan. Sonra benim konuştuğumu görürüz. Benim bir konuşma planımı alırsınız... ...daha orta ölçekte... ...sonra oradan bir izleyici planları... ...tasvir yani ne yapıyor... ...bu insanlar dinliyor mu dinliyor... ...tepki planları... ...sonra belki oradan izleyici arasına kameranızı taşırsınız ...bir izleyici point of view bundan... ...genel ikimizi görürsünüz... ...gibi böyle sinematografik metodlar var... ...mesela bunlara ilgi duyabilirler... Bunlar, ...bunları okuyabilirsin... ...eğer... ...Oytun Hoca'nın dersini alıyorsan... ...o Hoca'nın dersini iyi yapmak istiyorsan... E, ...elinizin altında bu aletler var... İşte demin dedim ya Bilkent'te pazar günü sanki pazartesi günü gibiydi. Alın kullanın. Bununla okulda ne üretebiliyorsunuz? Beraber biriniz motion art, e, kap, şey mo, mo, ne deniyordu? Mocap. Yani. Hayır artiste ne deniyordu? Motion artist mi ne deniyordu? Okay, i̇şte bir yani. artistiniz olsun. Yani kıyafeti giyip mocap actor. mocap actor. olsun, biri yönetmen olsun, role play'iniz olsun, biri hikayesini yazsın, biri onun görüntü yönetmeni olsun. Yani görüntü yönetmeni derken kamerayla çekmek değil, kamera açılarını. Diyin ki işte Mehmet senin görevin otur bunun işin sinematografisini çöz, çöz. Gerekiyorsa storyboard çizdir. Gerekiyorsa çizemiyorsan git AI'ye yaz, AI'dan o desteği al. Bir sürü storyboard şeyleri var. Böyle böyle yapabilirsiniz yani. Ya yani bunu da sonra hayata uyarladığında zaten başarılı olursun. İnşallah. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Yine nah çekme sahnesi geldi. Yani. Yine evet ya, geç bakalım. Heh. Ya 35 dakikalık loop yaptım. 5 dakikası nah çekmekle geçiyor. Vallahi. <laughs> İşte kitlem onu seviyor. <gülüyor> <gülüyor> var mı başka soru? O zaman. Toparla. Senin sorun var mı? Teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Hani Seninle tanışmak gerçekten çok büyük keyif de veriyor. Her zaman ufkumuzu açan şeyler de dinleyebiliyoruz. Ee, bundan sonraki süreçte de yine okulda bizlerin yanına uğramanı öğrenci Ge arkadaşlarımıza hırpalamaya geleceğim. İsterim gerçekten. Bunun devamında da hani üreteceğin işlerde de bizler de tabii ki böyle altımızda yetişen arkadaşlarımızı sana aslında bak bu arkadaşlarla çalışsan evet, ne güzel mesela olur. Mesela bana istemez. bir mesaj atabilirsin. Ya bu anlamda emeklerine sağlık. Önümüzdeki dönemlerde de hepimizi böyle hayran bırakacak, çok güzel işler bırakacağına inanıyorum. İnşallah. Ellerine sağlık İnşallah. şimdiden. İyi ki varsın, iyi ki buradaydın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür kadar. ederim. Sağ olun arkadaşlar.